Herkese merhabalar. 7'den 8 hazırlık kampımızda LGS 2023 için yolculuğumuz devam ediyor. Bugün de geçen seneki LGS'de bir sorunun geldi. Bak metin türlerinden bir soru gelmişti Tonguç'a benim. Bu sene de yine gelecektir. Söz sanatları metin türlerini mutlaka bir soru şeklinde bizlere bazen iki soru şeklinde de sorabiliyorlar. İşte 7'den 8'e kampımızda bugün gelecek sene gireceğimiz LGS'de de karşımıza çıkacak olan bir konuyu güzelce öğreneceğiz. Çok kolay bir konu. Bunu biz 5'te gördük, 6'da gördük, 7'de gördük, 8'de göreceğiz. Hazır mısın Tonguç Celal benim? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bugün öğreneceğimiz konu bizim bir net daha artırmamızı sağlayacak. 7'den 8'e hazırlık kampımızda bu konuyu güzel güzel tekrar edeceğiz. Ve ardından da mükemmel bir şekilde 7'den 8'e hazırlık setimizden ödevler çizeceğiz. Mükemmel güzel ödevler. Ödev güzel olur mu hocam? Tabii ki olur. Neden olmasın? Çünkü bu ödevleri yaptığımızda hem LGS adına yatırım yapmış oluyoruz, hem konularımızı tekrar etmiş oluyoruz, hem de bu kitaplarda biliyorsun 1 GB, bu setlerde 1 GB internet bilgisi var. Hemen şöyle açalım. Nerede ödevimiz? Hemen bakalım burada. Metin türleriyle alakalı kısım burada. Test 1 ve 4. Hemen metin türleri kısmını açıyorum. Burada Tonguç Erazmen'in bak. Metin türleriyle alakalı kısımda test 1 bak burada ve test 2, test 3 ve test 4'ü çözüyoruz. Böylece artık Türkçe kısmını da bitirmiş oluyoruz Tonguç Helal benim. Bu konuyla alakalı aynı zamanda ön hazırlık yapmak için 0'dan 8 hazırlık setini de alarak buradan da yine aynı şekilde konuyu ön hazırlıkla tekrar edebilirsin. Ve buradan da soru çözebilirsin. Zaten biliyorsun bu kitap konuyu 0'dan anlatıyor. Burada da metin türleri ve söz sanatları alakalı kısmı çalışmanı tavsiye ediyorum Tonguç Helal benim. Bak burada da söz sanatlarını böyle karikatürlü bir şekilde anlattık. Zaten sınavda kişileştirme, abartma, konuşma, benzetme tezat çıkıyor. Bunlardan birini rahatlıkla yapacağız zaten ve binetimizi artıracağız. Yine metin türleri 1 ve 2 kısmında da konuları sana çok güzel bir şekilde anlattık. O zaman hadi bakalım şimdi arkamıza yaslanalım. Güzel bir şekilde bir net daha artırmak adına 7'den 8'e kampımızda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ben de şöyle buraları toplayayım. Hadi bakalım videomuza başlayalım Tonguç Helal. Öncelikle başlayalım. Masal deyince... Masal mı? Bana masal anlatmayın hocam. Hayır evladım, sana masal konusunu anlatıyorum. Sana masal anlatmıyorum. Sana masal konusunu anlatıyorum. Bana masal anlatma diyerek esasında espri yapmaya çalışıyorsun. Gerçekten gülmek istiyorum. Bana masal anlatma diyerek gerçekten espri yapmaya çalışıyorsun. Tebrik ederim seni gerçekten. Tebrikler. Evet, gerçekten yeni bir efektimiz de var. Oo, hayırlı olsun hocam. Teşekkür ederim, hayırlı olsun diyerekten sana da hayırlı olsun. Artık böyle arada bir efektlerde kullanacağız. Mesela hatta bak sana şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim mesela, diyelim ki... Bak gördüğün gibi dersimiz başlayınca böyle konfetiler patlatabileceğiz. Neyse, şimdi dersimize devam edelim. Masal dediğimizde Tonguç evladım benim... Aklımıza evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... Pireler tellal iken, develer berber iken gibi bir girişle başlayan... Evrensel konularda ders vermek amacıyla iyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği ve aynı zamanda en sonunda ha bu böyle olacakmış diye mutlu sonla biten olağanüstü olayların olduğu olaylara, hikayeciklere biz masal diyoruz. Yani böyle devler var. Periler, kahramanlar var. Evet, çok güzel söyledin. Periler, kahramanlar, keloğlanlar, bunların hepsi az önce söylediğim gibi şeylerin hepsi masallarda. Masalı çok rahat anlayabiliriz. Fabullarda ise kahramanları genellikle hayvanlar. Amaç öğüt vermek, öğüt vermek amacıyla yazıyor ve böyle genellikle ibret verici bir sonla bitiyor. Yani mesela karganın ağzında peynir var, tilki o peyniri almak için diyor ki... Karga senin sesin çok güzelmiş, hadi bakalım şarkı söyle deyince... Kak 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 kak. Gerçekten tam karga sesi çıkardın Tonguç Helal'im, tebrik ediyorum seni. İşte şarkıyı söyleyince ne oluyor? Ağzındaki peynir düşüyor, tilki de hemen o peyniri yiyor. Ardından da karga eyvah diyor, beni kandırdı, benim sesim güzel diye beni motive etti, beni böyle gaza getirdi. Ben de ardından şarkı söyleyince peynirim düştü ağzından, o da peyniri kaptı diyor. Demek ki bazen bu şekilde insanların yalancı iltifatlarına kanmamamız gerektiğini bize öğüt veriyor ve ibret verici bir sonla bitiyor. İşte fabullarda genellikle böyle. Gezi yazısı ise gezilen görülen yerleri, gözlemleri anlatıyor bize. Mesela Antalya çok sıcak ama güzel bir şehir hocam. Çok güzel. Mesela sen Antalya'ya gitmişsin, Antalya'yı anlatabilirsin. Metinleri derinden etkilen olaylar. Tabi burada metin değil de kim? Çetin. Hayır evladım, Çetin de değil. Ne metin ne Çetin'i. Milletleri derinden etkilen. Burada yazan arkadaşımız yanlış yazmış. Milletleri derinden etkilen olaylara biz destan diyoruz. Yani Türkler, işte Hunlar, Göktürkler, Uygurlar. Gerçi onlar zaten Türk devleti. Bizim Türk milletimizin çok fazla destan var. Mesela Türeyiş, Göç, Ergenekon, Bozkurt, işte Atilla, Saka, Şu, farklı farklı Saka destanlarında işte Şu, aynı zamanda Alpertunga, farklı farklı destanlarımız var. Bunlar anonim, söyleyeni belli değil ve ulusal, yani her millete ait kendi destanı var. Ama bu mesela masallar evrensel konuları işliyor ya da fabullar evrensel konuları işliyor Tonguç evladım benim. Denemeye baktığımızda herhangi bir konuda kişisel düşünceler anlatılıyor. Bana göre, bence diyerek herhangi bir konuda sen rahat rahat deniyorsun. Söyleşide de konuşmaması var, soru cümleleri var.
Baba ne haber? İyilik senden. Tabi bu söyleşi değil. Burada bir sohbet olmuş. Söyleşin anahtar kelimesi evladım. Sohbet ve yazar okuyucunun düşüncesini değiştirmeye çalışmıyor. Ama makalede ve fıkrada okuyucunun yönlendirme var. Burada düşünceyi kanıtlamak amaçlanıyor. Bilimsel fikir yazıları, nesnel cümleler ve anlatılanları ispat zorunlu bak. Anlatılanları ispat burada zorunlu evladım. Burası önemli yani. Kanıtlamak gerekiyor. Burada ise anlatılanları ispatlamak zorunda değilsin. Gazetelerdeki güncel konularda kişisel görüşlerin anlatıldığı köşe yazıları. Son günlerde, bugünlerde diye cümlelerle başlıyor. Geçen hafta yaşanan olayda diye gazetedeki yazar köşe yazısı yazabiliyor. Yani fıkra diğer adıyla köşe yazısı. Nasrettin Hoca fıkraları mı hocam? Hayır hayır. O senin söylediğin Nasrettin Hocalar, onlar temel fıkraları, onlar başka. Onlar komiklik için yapılan fıkralar. Buradaki gazetelerde köşe yazısı evladım. Anıya baktığımızda kişinin başından geçen olaylar anlatılıyor. Bir birinci kişi ağzıyla işte geçen yıl buradaydım mesela. Geçen yıl buradaydım diye geçen yıl yaşadığı bir anıyı anlatabiliyorsun. Günlükte ise günü gününe tarih atılarak. Sevgili günlük. Bugün günlerden işte 18 Temmuz diye başlıyorsun. Ve ardından da o gün yaşadığın olayları samimi bir dille gerçekçi bir şekilde anlatıyorsun. Kendine yalan söyleyemezsin. Biyografide bir kişinin hayatının başkası tarafından anlatıldığı metinler var. İşte Oğuz Atay şu okulda okudu, şurada doğdu, şu liseyi bitirdi, sonra yazarlığa başladı diye Oğuz Atay hakkında üçüncü kişi ağzıyla. İşte İstanbul'da doğdu diye başlıyor yani. Başkasından bahsediyoruz, üçüncü kişi. Ama otobiyografide Tonguç evladım benim, birinci kişi ağzı var, kişi kendi hayatını anlatıyor. Yani burada diyor ki İstanbul'da doğmuşum veya İstanbul'da doğdum diye başlıyor. Yani ben doğdum şeklinde. Dolayısıyla ben de kendimi anlattım dersen. Kendin pişir kendin ye. Çok güzel söyledin. Kendin pişir kendin ye. Burada otobiyografide yazar kendi hayatını anlatıyor. Öykü ile romana baktığımızda en önemli fark şu. İkisi de gerçek yaşanabilir olayları anlatıyor ama öykü, Tonguç evladım benim, şöyle bir kitap düşün mesela. Bir öykü gösterelim. Şu bir öykü. Tamam mı? İnce bir kitap resmi istiyorum. Romanda ise biraz daha kalın bir şey çiziyorum. Neden? Çünkü romanlar kalın hocam. Çok güzel söyledin. Çünkü roman kalın. Romanlar kalın, hikayeler, öyküler daha ince. O zaman aradaki tek fark bu. Öykü kısa, roman uzun hocam. Uzun. Bu kadar Tonguç evladım benim. Burada yaşanabilir olayların yer, zaman, kişi gibi unsurlar anlatıldığı kısa edebi tür. Bak buradaki kısanın altını çiziyorum. Roman ise yaşanmış ya da yaşanabilir olayların yer, zaman, kişi gibi unsurlarla anlatıldığı uzun metin türüdür. Bunu da bileceğiz. Burada olaylar birbiri ardına ilerliyor. Romana göre daha yüzeysel tasvirlere yer veriliyor ve daha kısa. Roman ise hikayeye göre daha uzun, birden çok olaydan oluşabiliyor. Hatta bir tane üniversiteden çıkmış bir soru vardı Tonguç Ali'ye. Benim diyor ki, eğer diyor öykü bir C vitamini hapıysa roman ona eşdeğer bir kilo limondur şeklinde söylüyor Tonguç Ali'ye benim. Şimdi gelelim söz sanatlarına. Söz sanatları da yine lokum bir konu Tonguç evladım benim. Şimdi söz sanatları anlama derinlik, yoğunluk katmak ya da söyleşi daha etkili hale getirmek için başvurulan söz oyunlarıdır diyebiliriz. Mesela önce teşbih. Hocam ben öyle miyim? Ona mı benziyorum? Evet ben de şaşırdım yani seni birazcık garip çizmişler Tonguç evladım benim burada. Yani aslan mısın, canavar mısın, ejderha mısın? Ejderya gibi hocam. Ejderya diye bir şey yok evladım. Ejderya diye bir şey yok. Ejderha bu. Ejderha da değil zaten. Yani bir garip bir şey çizmişler yani. Garip bir şey olmuş ama sana da benziyor gibi neyse. Şimdi bakayım. Evet birazcık benziyor. Şaka şaka benzemiyor haklısın. Şimdi benzetme dediğimizde aralarında ortak özellik bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Mesela Tonguç keçi gibi inatçı bir çocuk dediğimizde benzeyen kim? Benim. Evet benim diyorsun. Yani benim yazamayacağımıza göre Tonguç yazıyorum buraya. Sen tabii Tonguç olduğun için benim diyorsun. Benzetilen keçi. Seni keçiye benzetmişler. Benzetme yönü inatçılık. İnatçılık yönüyle benziyorsun. Benzetme edatı da gibi sözcüğü diyebiliriz. Dolayısıyla burada benzeyen ve benzetileni bileceğiz. Mesela sen bir benzetme örneği söyle. Tonguç aslan gibi adamdır. Harika. Tonguç aslan gibi bir adamdır dedim bak. Aslana benzettin kendini mesela. Veyahut da dişleri ince gibi beyaz dediğimizde dişleri inceye benzetebiliyoruz. Kişileştirme ise insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi. Bak demiş ki burada. Gökyüzünde güneş bize gülümsüyordu. Şöyle bir güneş çizelim gülümseyen. Güneş bize gülümsüyordu. Bulutlar ise salya sümük ağlıyordu diyor. Bulut hiç ağlıyor gibi değil hocam burada. Evet burada tam ağlıyor gibi değil. Sanki seviniyormuş gibi duruyor haklısın. Ama bulutların ağlaması, güneşin gülümsemesi insan olmayan varlıklara insana özgü özellik verilmesi demek Tonguç evladım benim. İntak ise konuşturma. Burada insan olmayan varlıklar insanmış gibi konuşuyor. Mesela konuş bakayım şimdi. Ben şu an sizin dersinizi dinliyorum hocam. Nasılsınız hocam? Çok çalışmak istiyorum. Bak şimdi konuşun ya Tonguç evladım. Bir şeyler söyledin ya.
Burada eğer sen insan olmasaydın, sen insan olduğun için olmuyor da, insan olmasaydın insan olmayan bir varlık konuşturulmuş derdik. Ama sen zaten insan olduğun için sende olmaz. Ama diyelim ki kalem konuşsa veyahut da inek konuşsa. İnek mö demesi değil. İnek zaten mö dediği zaman kendi sesi. Böyle yok efendim beyaz et daha sağlıklı dese veyahut da işte tavuk kırmızı et yiyin daha sağlıklı dese, bunların hepsi insan olmayan varlıkların konuşması oluyor. İnsan dışındaki varlıkların konuşulmasına biz intak diyoruz. Mesela tavuk diyor ki bugün 10.000 adım atmışım. Gezen tavuk daha iyi, o da geziyor bizim için. Burada çiçek diyor ki bana dokunma diyor mesela. İşte çiçeğin konuşması, tavuğun konuşması, işte ne bileyim hindinin konuşması, ineğin konuşması, kalemin konuşması insan olmayan varlıkların konuşturulması oluyor. Burada şunu da bilelim. Konuşturma sanatı olan yerde kişileştirme sanatı da var. Yani eğer bir inek konuşuyorsa ne demek bu? Demek ki insan olmayan varlığa bir insana özgü özellik verilmiş demek. Mesela burada diyor ki kusura bakma geciktim. Aa ne yaptılar sana böyle diyor inek. O da susuz olmuş. Bir kafeye oturalım anlatırım diyor. Evet, gerçekten ben de çok gülüyorum Tonguç'um. Sen de gülmekte haklısın. Yani inek... ya çok komik gerçekten. Kusura bakma geciktim, bir kafeye oturalım anlatırım diyor ama artık sosis olmuş, yapacak bir şey yok. Şimdi mübalağa ise abartma. Sizi dünyalar kadar seviyorum hocam. Teşekkür ederim Tonguç'um. Ben de seni dünyalar kadar seviyorum. Gerçekten abartıyorsun. Neyse. Mübalağa abartma ise bir durumu olduğundan çok ya da az göstermektir. Yazı yazmaktan kollarım koptu dediğinde kolu falan kopmuyor esasında. Abartıyor yani. Ev o kadar kalabalık ki iğne asan yere düşmez. Yani o kadar kalabalık ki çok iğneyi bile asan yere düşecek yer yok diyor. Dolayısıyla burada yine abartmış. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır diyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, abartmış. Sen de güzel efekt yaptın. Tebrik ediyorum Tonguç'un. İmkansız böyle bir şey olamaz. Bir of çekse karşıki dağlar yıkamaz. Tezat ise zıtlık. Yani karşılık. İki karşı sözcüğün bir arada kullanılması. Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz derken ağlamak ve gülmek. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar derken düşman ve dost birbirinin tezatı zıttı olmuş oluyor Tonguç Eladım benim. Şimdi gel o zaman buradaki etkinliği yapalım, ardından da bitirelim. Hadi bakalım. Artık uyanın diye bağırıyordu çalar saat. Sence burada çalar saatin konuşması nedir evladım? Konuşturma. Harikasın, konuşturma. Konuşturma diğer adıyla intak. Ama biz konuşturmayı bilsek yeterli. Devam ediyorum. Başka ne demiş? Böyle günlerde tüyden hafif olurum diyor. Tüyden hafif olabilir miyiz? Hayır hocam. O zaman burada ne yapmış? Abartma. Harikasın Tonguç Eladım. Burada da yine abartma yapmış diyebiliriz. Dedesi pamuk elleriyle saçını okşadı. Burada ne yapmış sence? Abartma var. Abartmış değil Eladım. Bak şimdi abartma yani bir şeyin fazla ya da az olmasıyla alakalı. Burada dedenin ellerini, dedesinin ellerini ne yapmış? Pamuğa benzetmiş. Benzetmiş. Harikasın. Pamuğa benzetmiş. O yüzden burada da benzetme var diyebiliriz. Ev eski sahibini görünce duygulandı diyor. Ev duygulanır mı? Duygulanmış hocam. Duygulanmaz. Bak şöyle bir ev çiziyorum buraya. Şuraya ev çiziyorum. Ve evi şöyle gözleri böyle duygulu bir şekilde çiziyorum. Ev duygulanmış oluyor. O zaman insan olmayan bir varlık insanmış gibi gösterilmiş. Yani kişileştirme yapılmış diyebiliriz. Tonguç evladım benim. Devam edelim. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Bak şimdi. Karlar ve karanlık. Bak beyaz karanlık. Böyle beyazın zıttı nedir? Siyah. Tam taraftar gibi bağırıyor. Sen de siyah beyaz yaptın yani Allah'ım yarabbim. Siyah. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Çok güzel bak. Siyah beyaz tamam. Orada Beşiktaş fanatikliği yapmış olabilirsin ama kırmızı deyince beyaz diyorsun. Niye? Çünkü kırmızı beyaz milli takımımızın rengi. Avrupa Şampiyonası'nda biraz patladık hocam ama maalesef. Evet birazcık son Avrupa Şampiyonası'nda dediğin gibi birazcık patladık. Doğru haklısın ama yapacak bir şey yok. Karla etrafı beyaz bir karanlığa göm dediğimizde beyaz karanlık yani böyle birbirinin zıtlığı var. Dolayısıyla burada da tezat diyebiliriz Tonguç Eladım benim. Ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla Tonguç Eladım. Teşekkürler hocam, görüşürüz.